Dersimizin 9. haftasını bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta vize olarak bir quiz gerçekleştirmiştik. Bu quizimizin akabinde de bu haftadan itibaren de sunumlara başlayacağımızı sizlere söylemiştik. İlk hafta için sunumlarda ismi gözüken arkadaşlar Onurcan ve Mustafa. Mustafa geldi galiba gördüğüm kadarıyla. Evet. Onurcan herhangi bir şey yapmadı. Alihan senin gelecek haftaydı ama o gelecek hafta ben yokum. Sana mesaj attım. Uygun olduğun tarihi bildirirsen bana. Çok sevinirim. Hocam isterseniz Oğulcan gelmezse onun yerine bugün yapabilirim. Bugün. Tamam. Eğer hazırsan bugün olur. Hazırım hocam. Mustafa Tamam. arkadaştan sonra yapabilirim. Tamamdır. Mustafa ile başlayalım mümkünse. Ondan sonra Alihan senle devam ederiz. Tamamdır. Mustafa hoş geldin. Duyuyorsun herhalde herhangi bir sıkıntı yok. Duyuyorum hocam. Benim sesimde bir problem var mı? Yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben ekran paylaşımını da açtım. Sen ona göre uygun olduğunda başlayabilirsin. Tamamdır hocam. Ben bir slide hazırlamıştım. Slide'ımın üzerinden anlatacaktım. Ancak Tamam. bunu Zoom'a nasıl yansıtabiliyoruz şu an? Share screen, yani yeşil ekran paylaşım butonu var. Evet, şu Tamam. an Şu an. aynen öyle. Senin ekranını görürüz. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet, sözü sana bakıyorum. Herkese merhaba öncelikle. Kuzey Kore ve popülizm konusunu bugün izah etmeye çalışacağım. Slide'ın ilk bölümünde Kuzey Kore'nin kurulmadan önceki tarihinden kısaca değineceğim. Daha sonrasında Kore Savaşı'nı anlatıp ülkenin yani devletin resmi ideolojisi olan Juche ideolojisini detaylamasını anlatmayı düşünüyorum. Zira ülkenin popülist bir ülke olarak addedilmesinin temel kaynağı ülkenin resmi ideolojisi olan Juche ideolojisi. Bu ideolojinin kaynaklarını, altyapısını, fikri temellerini izah etmeye çalışacağım. Daha sonrasında bu ideolojinin siyasete yansımasından bahsedip popülist siyaset uygulamalarına birkaç örnek verdikten sonra sunumumu nihayete erdirmeyi düşünüyorum. Buradan başlayalım. Kuzey Kore'nin tarihi 1948 tarihine kadar Kuzey Kore'nin tarihi Güney Kore ile aynıdır aslında. 1948'deki ayrımdan sonra Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılıyor ülke. Kore halkı da Türkler gibi Altay dil ailesine mensup olduğuna dair görüşler var. Ancak bu görüşler günümüzdeki dil bilimciler tarafından çok da sağlıklı kabul edilmiyor. Ancak magazinsel bir bilgi olduğu için de bunu size aktarmak istedim, slaytımda koymak istedim. Birkaç tane kelime benzerliğinden ötürü böyle bir benzerlik olduğuna dair iddialar var. Kore toprakları eski Kore uzun seneler boyunca yani yüzyıllar boyunca Çin egemenliği altında hüküm sürüyorlar ve bunun aslında ülkenin sosyolojisini de etkilediğini açıklayabiliriz. Yani şuradan örnek vermem gerekirse Çin toplumu da Kore toplumu gibi tıpkı tarım toplumu ve modernleşmesini çok uzun süreler gerçekleştirememiş bir toplum. Ve böyle bir toplum olduğu için esasında diktatöryel yönetimin çok daha kolay bir şekilde kabullenebildiği belki söylenebilir. 19. yüzyılın sonlarına doğru Japon hegemenliğine giriyor. Çin'le yaptıkları bir savaştan sonra ülkeye Japonlar hakim oluyor. 1905'te fiili olarak, buraya yazmamışım, 1910 senesinde ise fiili olarak Japon hegemenliği ülkede başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı zamanlara kadar, daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı'nın bitimine kadar ülke Japon sömürüsü altında kalıyor. Japonlar savaşı kaybettiklerinden sonra, daha doğrusu mihver devletlerin savaşı kaybettiklerinden sonra ülke Amerika ve Sovyet Rusya arasında paylaşılmaya karar veriliyor. Amerikalıların teklifi 38. paralelde bir sınır kabul ederek ülkenin güneyini kendilerine, ülkenin kuzeyini ise Sovyet Rusya'ya teklif ediyorlar. Sovyetler bunu aslında Daha doğrusu Amerikalar bunun Sovyetler tarafından kabul edilmeyeceklerini öngörüyorlardı. Ancak Sovyetler bunu kabul ediyorlar ve bu şekilde anlaşma uygulanıyor. Buraya iki tane harita koydum. Soldaki harita kadim Kore haritası, eski Kore haritası. Çok anlaşılır bir harita değil ancak ülkeyi o tarihi bir zamandan görmek açısından ekledim. Sağdaki harita ise Sovyetler zamanından olduğunu anladığımız şu sağ üstteki SS RI yazısından Sovyetler zamanından kaldığını anladığımız bir harita. Burada 38. paraleli görüyoruz. Ülkenin ikiye ayrılmasını bu şekilde görüyoruz.
Günümüz Kore Devleti az önce izah ettiğim gibi Japonların yenilgisinden sonra kuzeydeki Sovyet birlikleri, yani Sovyetlerin kuzeydeki birliklerinin kurdurduğu bir devlet. Ülkeyi Sovyetler Birliği Kim Il-sung'a kurduruyor ve ülkenin ilk başbakanı oluyor Kim Il-sung 1948 senesinde. Ülkenin resmi adı tabii ki Kuzey Kore değil, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti. Zaten bu tarihlerde kuzeyde bu devlet kurulurken ülkenin güneyinde de Amerika Seul'de Syngman Rhee adında bir kişiye Güney Kore Devleti'ni kurduruyor. Ancak kurulan her iki devlet de Kore'nin tamamında egemen oldukları iddiasındalar. Zaten İkinci Savaşı'ndan sonra Kore Savaşı'nın başlamasının temel nedeni de her iki ülkenin tamamında bir egemenlik iddiasını sürdürmeleridir. Burada her iki liderin fotoğrafını ve bir Kore haritasını daha ekledim. Kore Savaşı 25 Haziran 1950'de Sovyetler destekli Kuzey Kore'nin 38. paralelin tamamında güney tarafına hücuma geçmesiyle başlıyor. Bu savaşı Kim Il-sung başlatmadan önce tabii ki himayelerinde olduğunu iddia edebileceğimiz Stalin ve Mao'dan icazet alıyor ve bu iki liderden Stalin ve Mao'dan onay aldıktan sonra bir işgali başlatıyor Kim Il-sung. Savaşın başlarında güney tarafından epey toprak oluyor. Neredeyse tüm Kore'yi işgal etmeyi başarıyor. Ancak daha sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kurmuş olduğu orduyla, bu orduya zaten Türkiye de katılıyor. Ülkemizde de yakinen bilinir bu. Menderes zamanının tartışmalı kararlarından bir tanesidir. Türkiye'nin de katılmış olduğu bir orduyla Birleşmiş Milletler ülkeyi Kuzey Kore birliklerini ülkenin güneyinden atıyorlar ve karşı hücuma geçiyorlar. Onlar bu sefer Kuzey Kore topraklarının birçoğunu işgal ediyor. Daha sonra savaşa Çin'in de katılmasıyla Kuzey Kore'nin kaybettiği toprakları tekrar kuzeye iade ediyor Çin askerleri. Her iki tarafta kesin bir zafer kazanamayacaklarını anladıkları bu noktada 27 Temmuz 1953'te Panmunjom Ateşkes Anlaşması'nı imzalıyorlar. Bu Ateşkes Anlaşması oldukça basit bir anlaşma. Yine 38. enlemi sınır kabul ederek burada bir tarafsız bölgeyi kuruyorlar ve savaş esirlerinin takas edilmesine dayanan bir anlaşma. Bu anlaşma günümüzde de hala devam ediyor ancak akabinde bir barış anlaşması imzalanmadığı için bu iki ülke fiiliyatta hala savaşta olarak, yani resmi kayıtlarda hala savaşıyor olarak görülüyorlar. Buraya eklediğim bir GIF'te savaşın tarihsel gelişimini detaylamasına görebiliriz. Önce Kuzey Birliklerinin, daha sonra Güney'in savaşı kazandı ve sonrasında kesin bir zafer elde edilemeyecekleri noktada 1953 tarihine kadar bu şekilde ilerliyor. Türk askerlerini sağda görebiliriz yine. Savaşa katılan Türk askerleri. Solda Amerikan askerleri yeni yılı kutluyorlar 1952 senesinde. Onu da geçtikten sonra Juche ideolojisine şu an geçebiliriz. Kısaca ülkenin tarihini anlatayım. Juche ideolojisi ülkenin kurucusu Kim Il-sung'un ülkeye, yani dünya siyaset literatürüne kazandırmış olduğu bir fikir sistemidir. Hayatın her yaş alanına dokunmaya çalışmasıyla adeta bir yarı din formunda tasarlanan bu ideoloji, hani günümüz manasında anladığımız ideolojilerden bir nebze farklı. Sosyalizm, liberalizm gibi düşünce sistemlerinden bir miktar ayrışıyor bu noktada. Zira hayatın her alanını kontrol etme iddiasında olan bir ideoloji. Zaten ideolojinin dayanak noktası da bu. Bu manada adeta bir, dediğim gibi az önce, yarı din formunda değerlendirebiliriz bu ideolojiyi. Temel olarak ideolojinin dayanak noktası ülkenin, yani özellikle Kuzey Kore'nin, aslında genelde bu ideolojiyi benimseyen tüm ülkelerin kendi güç ve kaynaklarıyla yetinerek böylece içeride dönen bir ekonomiyle devrim sürecini ilerletebileceklerini ve dünya ile izolasyonunu sıfıra indirmekten ileri geliyor. İdeolojinin temel iddiası bu. Juche ideolojisine göre geniş halk kitleleri organize edildikleri zaman dışsal bir müdahaleye ihtiyaç duymaksızın başarılı bir devrim sürecini geçirebilirler. Kim Il-sung aslında bu motivasyon kaynağına dayanarak
ideolojisine ülkeye empoze etmeye çalışıyor. Resmi kabullere göre Kim Il-sung Japonya'ya vermiş olduğu antik kolonyal mücadele karşısında bu ideolojiyi geliştirmiştir. Kim Il-sung Japon sömürüsündeyken kendisi bir asker, gerilla savaşı veren bir kişi aslında, tam bir asker olarak kabul edilir mi bilmiyorum. Bu savaş esnasında bu ideolojiyi temellendirmiş. Yani resmi, tabii ki bu ülkenin resmi tarihinden kaynaklar, ki Kuzey Kore ile ilgili takdir edersiniz ki çok fazla kaynak olmadığı için aslında söylediklerimizin birçoğu da iddia mahiyetinde kabul edilebilir. Kim Il-sung bu ideolojiyi Aralık 1955'te yapmış olduğu bir konuşmada ilk olarak halkına duyuruyor. Bu konuşmada Kore halkının özgüvenli davranarak ve her koşulda yerleşerek devrim sürecinin ilerleyebileceğinden bahsetmiştir. 1955'te bu konuşmayı yaptıktan sonra, takribi 5 sene sonra, 1960 senesinden itibaren de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin resmi ideolojisi olarak uygulanmaya başlamıştır bu Juche ideolojisi. Burada ülkenin başkentinde inşa edilen ideolojinin alamet farikası diyebileceğimiz bir bina, 3 tane çağdaş sosyalist siyasetçi Mao, Kim Il-sung ve Stalin. Burada da ülkenin ulusal amblemini görüyoruz. Geçebiliriz. Juche ideolojisinin resmi ideoloji olarak belirlenmesinde o dönemde uluslararası ilişkilerde gelişen bazı olaylar etkili oluyor. İki tanesine değineceğim. Bunların ilki, Sovyetler Birliği'nin 1956 senesinden itibaren Sovyetler Birliği'nde 1956 senesinden itibaren Stalin'e yönelik bir takım eleştirilerin başladığı bir tarih 1956. Sovyetler yönetiminde tek adam yönetimi yerine kolektif bir liderlik anlayışının olması gerektiğine dair görüşler ülkede artıyor. Bu da Kim Il-sung'un tabii ki mutlak otoritesine bir zarar vereceği düşünüldüğü için kendi devrim sürecini bir tık daha, belki daha otoriter bir yorumla ele almaya çalışıyor. İkinci uluslararası gelişme, 1960 tarihinden itibaren Sovyetler ve Çin arasında görüş ayrılıklarının oluşması ve o sosyalist blokta bir fikir ayrılığının yaşanması. Bu olaydan sonra Pyongyang yönetimi her iki ülkeye de mesafeli bir yönetim tarzıyla yola devam etmeye gerekli olduğunu düşünüyor. Çünkü sosyalist yorumlarda, yani sosyalist ideoloji yorumlarında bir fikir ayrılığının olduğunu halkının da hani fark etmesi, kendi iktidarını, kendi gücünün tartışılabileceği bir ortam, bir zemin yaratacağı düşüncesiyle kendisini her iki ülkeden de daha ayrı bir noktaya taşımaya çalışıyor. Bu noktada da kendisinin yaratmış olduğu ideoloji elbette oldukça yararlı oluyor kendisine. Bu şekilde Juche ideolojisi ile liderliğini yeni bir ideolojik ve felsefi formülasyonla kuvvetlendirme yoluna gitmiş. Kendi ilkeleri ışığında yeni bir sosyalizm inşa etmeye yönelmiştir. Bu inşa ettiği sosyalizm yorumunu dört sac ayağına oturttuğunu söyleyebiliriz. Bunlar Marksizm, Leninizm, Maoizm, Konfüçyüslük ve Kore gelenekleri ve milliyetçiliğidir. Bunların Juche ideolojisini nasıl etkilediğine de kısaca değinmek isterim. Marksist ideolojiden öncelikle proletarya diktatörlüğü ve dünya devrimleri kavramları bağlamında faydalanmıştır. Nasıl faydalanmıştır? Proletaryayı toplumu kontrol altında tutmak için dizayn etmesi kendi siyasi ajandası için oldukça uygundur. Dünya devrimi ise hala kapitalizm ile idare olunan ülkeler olduğu sürece kendi diktatörlüğünü kendince meşru bir alana dayandırmak için oldukça işlevseldir. Zaten Kuzey Kore'de özellikle yaşayan insanların kahile ekseriyesi proletarya diyebileceğimiz emekçi sınıfı olduğu için bu sınıfı kendince dizayn etmesi zaten kurmuş olduğu yapının sağlam temellere dayanması için oldukça önemli. Ayrıca Bolşevik devriminin ilk yıllarında yapmış olduğu millileştirme hamleleriyle merkezi planlı ekonomiye yönelik adımlar Kim Il-sung'un göreve geldiğinde çabucak uygulamaya koymuş olduğu politikalar olmuştur.
Maoizm ise bu ideolojiyi Avrupa gibi sanayileşmesini tamamlamış bir toplumda değil, Kore gibi tarih boyunca sömürge olarak yaşamış bir toplumda gerçekleşmiş olmasındandır. Yani Çin'le Kore'nin kaderleri bu noktada aslında bir noktada benzeşiyorlar. Her iki ülkenin halkları da geçim kaynakları çok uzun zamanlar tarım ve ilkel bazı belki sanayi diyebileceğimiz üretim kaynaklarıyla gerçekleşmiştir. Zaten sanayileşme süreci bu toprakları çok daha sonralarda geldiği için Kore'de ve Kore'nin lideri Kim Il-sung da daha önce sosyalist olan Çin'den bu noktada ve Mao'dan bu noktada yararlanma gereğini görmüştür. Zaten kişisel olarak da Kim Il-sung'un sosyalizmle tanışması 1931 senesinde Çin Komünist Partisi'ne üye olmasıyla gerçekleşmiştir. Yani bu noktada aslında Çin'le bir gönül bağı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Güche ideolojisinde kitlelerin seferberliği ve halk savaşı verecek bir halk ordusunun kurulmasına yönelik kararlarda da yine Maoizm etkileri görüyoruz. Mao ile Kim Il-sung'un liderlik tarzlarının benzediğini söylesek de esasında ayrıştıkları çok temel bir nokta var. Bu noktayı önemli değinmek isterim. Mao kendi ulusunu savunan bir lider pozisyonundayken, yani aslında bir ulus oluşmuş, bu ulusun müdafaasını eden bir liderken, Kim Il-sung ise ulus olma vasfına henüz kavuşamamış, kalabalıkları bir ulus yapmış ve bu ulusun lideri. Yani aslında ulusunu kendisi yaratmış pozisyonunda düşünebiliriz. Bu noktada Mao ile ayrıştıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Konfüçyüsçü düşüncenin Juche ideolojisine etkisi ise cemaat çıkarlarını bireysel çıkarlardan üstün tutmak düşüncesine dayanan bir ideoloji olduğu için Konfüçyüsçüğünden de Juche ideolojisi yararlanmıştır. Yurttaşlarının bir bütün olarak hareket etmelerini sağlayabilme arayışında olan Kim Il-sung, Marksist ve Hegelci felsefeden ziyade daha çok kendine yakın olarak gördü. Yani coğrafi olarak yakın olarak gördü. Konfüçyüs'ten etkilenmiştir, önemli derecede etkilenmiştir. Kore milliyetçiliğinin Juche öğretisine etkisini anlatmak gerekirse, Antik Kore toplumu kast sistemine dayalı bir toplumdur ve bu toplumun tabii ki piramit şeklinde bir yapısı vardır. Bu yapının en üstünde yönetici bir elit grup ve askerler aslında vardır ve parti yöneticileri vardır. Bu yönetici grubun da üzerinde bir ulusal lider vardır ve bu azınlık kalabalık olan ve korunmaya muhtaç derecede saf ve masum olan insanların himaye edilmesi gerekir. Bu himayeyi de aslında lider bu himayeyi gerçekleştirmesi gerekir. Bu durumda lidere yönetmesi kolay bir toplum elde etmesini sağlamak açısından oldukça elverişlidir. Juche ideolojisinin siyasete etkisi, Juche ideolojisi taraftarlarına göre az gelişmiş bir toplumun emperyalist ülkelerin dahli olmadan kalkınmasını gerçekleştirebilmesine yegane yoldur. Yani ideoloji aslında bunu hedefliyor. Emperyalist ülkelerle bir iltisak, bir ilişki kurmadan kalkınma sürecinin gerçekleştirilebileceğini iddia ediyor. İdeolojinin temel motivasyonu bu. Kuzey Kore'de Juche ideolojisi temelinde kurulan siyasi anlayışa yönelik çokça değerlendirmeler mevcuttur. Fakat Kuzey Kore sistemini diğer tüm ülke örneklerinden ayrıştıracak başlıca unsurun lider Korecesi Suryong konsepti olduğunu söylemek pekala mümkündür. Ülkedeki tüm karar alıcı mekanizmalar yekpare bir yapı dahilinde liderin elinde toplanmasına dayanan bu sistem, partinin, devletin ve bütün ulusun bilge bir liderin rehberliğinde hareket etmesi konseptine dayanır. Zaten buradaki seçilen kelimelere de dikkat edersek aslında bir tırnak içinde belki bir peygambervari bir vasıf kendisine yüklendi. Yani rehberlik, bilge bir lider gibi kelimeler. Bu noktada bilinçli olarak seçtiğimi söyleyebilirim. Bu minvalde liderin kişisel hayatındaki başarılar abartılı bir şekilde halka anlatılır.
Medyada liderin öğretileri sıkça yer bulur. Hatta liderin doğduğu gün ülkenin dönüm noktası görüldüğü için resmi bayram olarak kutlanır. Zaten burada da vermiş olduğum örnekte hani sıradan bir totaliter liderden bahsetmediğimizi gayet açıklayan örnekler, ama bu minvalde çok fazla örnek olduğu için hani ne kadarı doğru ne kadarı yanlış onları çok ayırt edemedim araştırmalarımı yaparken. Çok fazla bu tarzda örnek geldi. Birçoğu manasız geldi, ancak hani Kuzey Kore olduğu için manalı manasız ayırt etmek çok mümkün değil, ama sağlıklı bilgi olmadığı için bunları slaytımda yer vermek istemedim. İşte halka milli takımlarının işte 10-0, 15-0 Almanya'yı yendiklerini söyledikleri gibi iddialar var. Hani bilmiyorum gerçek midir değil midir, ancak tartışmalı konular olduğu için slaytta yer vermek istemedim bu konulara. Ama buraya eklediğim bilgi bu birkaç makalede okuduğum bir bilgi. 1997 senesine kadar ülke miladi takvimi kullanıyor. Ancak daha sonra Juche takvimi adında bir takvim oluşturuluyor ve bu takvimin sıfır noktası Kim Il-sung'un doğumuyla başlamakta. Yani 1997'de ülke aslında sıfır, yani şeyini sıfırlamış, takvimini sıfırlamış. Ülkeye Kim Il-sung'un doğumuyla başlatan yeni bir takvimle. Şu an enteresan bir bilgi. Kuzey Kore'de bilge lider ülkenin kuruluşundan 1994 senesindeki ölümüne kadar 48-94'ü ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung. Bu tarihten sonra 2011 senesine kadar oğlu Kim Jong-il ve günümüzde de çokça haberlerde gördüğümüz Kim Jong-un ülkeyi idare ediyor 2011'den bu yana. Burada bir hanedan yapısının kurulduğu ve işletildiğini görebiliyoruz. 3 nesil olmuş artık. Ancak ülkenin ebedi lideri olarak hala da Kim Il-sung görülmektedir. Burada da aslında diğer ülke örneklerinden ayrışan bir mesele var. Ülkenin hala da, yani günümüzde dahi lideri Kim Il-sung olarak görünüyor. Ancak torunu Kim Jong-un bunu vekaleten, yani bu görevi vekaleten aslında idare ediyor. Burada da yani diğer ülkelerde tekrar edeyim görmediğimiz bir enteresan durum var. Kim Il-sung'dan sonra göreve gelenlerin liderliklerinin meşrutiyeti, Kim Il-sung'un öğretisinin en önde gelen öğrencisi ve Juche ideolojisinin en inançlı takipçileri olmalarından ileri geliyor. Yani meşruiyetlerini bu şekilde sağlıyorlar oğlu ve torunu. Burada resimlerini görüyoruz. Bu soldaki ülkenin kurucu başkanı Kim Il-sung, onun oğlu ve zaten en sağdakini hepimiz görmüşüzdür diye tahmin ediyorum. Son birkaç slide kaldı. Onları da izah edip konuyu bitirmek isterim. Popülist siyaset uygulama örneklerine birkaç örnekle değinmek isterim. Ülkede 1950'deki Kore Savaşı'ndan itibaren ülke halkına oldukça fazla yabancı düşmanlığı pompalanıyor ve genelde yabancı düşmanlığı, özelde ise aslında bir Amerikan düşmanlığı ülkedeki halklara dayatılıyor. Ülkenin askeri harcamaları ve görmüş olduğumuz yani nükleer programına verdiği önem de bundan kaynaklı. Ve hatta böyle enteresan bir bilgi eklemiştim. Bunu slayta almadım ama ülke milli gelirinin üçte birini askeri harcamalara yani üçte birini askeri harcamalar için kullanıyor kendi milli gelirinin. Bu hani başka ülkelerde sanmıyorum böyle bir oran gördüğümüzü. Ve ülkede yaşanan bu derin ekonomik krizin sebebinin de bu askeri harcamalar olduğunu otoriteler söylüyorlar. Yine kendi halkına, affedersiniz geçtim. Yine halka sürekli bir tehlikede olduklarının pompalaması, bir propagandası yapılıyor. Sürekli bir hani işgal edilebiliriz duygusunu aslında halka empoze ederek halkı korkutmak yolunda ve halk korkuttuğu için farklı fikirlerin tartışılmasını önüne geçiliyor bir manada. Zaten hani bu korkutma yapılması da çok fazla tartışılabilir mi? Bu da tartışmalı bir konu, ama bu da yapılarak iyice halkı aslında bir sıkıştırmaya çalışıyor. Bu örneği zaten başka popülist liderlerde de görüyoruz. Sadece Kuzey Kore'de gördüğümüz bir örnek değil bu. Ancak yine de eklemek istedim. Güney Kore'nin işte emperyalistlerce yönetildiği için gayrimeşru bir devlet olduğu anlatılıyor. Ve büyük çaplı tatbikatlarla bu güvenlikçi ortamı her an sıcak tutmaya gayret gösteriyor Kuzey Kore yönetimi.
Ülkeye gidiş çıkışlar sadece Çin aktarmalı olarak yapılabiliyor. Yani başka bir ülkeden direkt uçuş ülkeye yok. Bu ülkeye gidenlerin aktardıklarına göre uçaklardaki ekranlardan ve ülkenin içinde de sürekli bir propaganda şarkıları ve Kuzey Koreli askerlerin kahramanlık tırnak içinde demek belki daha uygun düşer. Kahramanlık hikayeleri anlatılıyor. Bu da popülizmin çok fazla kullandığı argümanlardandır. Zaten Kuzey Kore belki de bu noktada propaganda şarkılarla ve askeri kahramanlıklarla popülizmi arttırmaya çalışan ülkelerin hani belki de en başta gelen ülkedir diye düşünüyorum. Ülkenin temel motivasyon kaynaklarından birisi de özel günlerdeki coşkulu kutlamalar, askeri geçitler ve anlatılan fakat pek çoğu sahte olan kahramanlık masallarıdır. Bu masallarla ülkenin aslında ne kadar başarılı dış politikada ne kadar başarılı belki olduğu halkına inandırılıyor. Ülkede tek tipleştirmeye oldukça büyük önem veriliyor. Bu kuaför meselesi de belki hani magazinsel bir bilgidir. Gerçekliği ne kadar vardır bilmiyorum. Ancak ülkeye giden bir YouTube kanalı var. Ülkeden bir Türk YouTube kanalı var, Gökhan Yıldırım. Onun videolarını daha önce de izlemiştim. Bu slaytı hazırlamadan önce tekrar izledim. Kendisi tıraş oluyor ve öyle bir tablo olduğundan bahsediyor. Yani aslında iddiadan öte bir gerçeklik olduğunu bu noktada söyleyebiliriz. Ülkede işte kadınlar için 18, erkekler için 10 tane saç modeli var ve bu saç modeli dışında bir kesim yaptırılmıyor. Bu da tabii ki yine popülist siyasetin uç noktalarındaki tek tipleştirmeye verilen önemden ötürü ve kıyafet dükkanlarında da yine aynı şekilde belli tip kıyafetler var. Bu her popülist ülkede kullanılan bir argüman olsa da Kuzey Kore bu noktada diğer ülke örneklerinin de ötesinde bir noktaya ulaşmıştır. Öyle ki işte anlattığım mesela erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı saç kesim katalogları vardır ve buradan seçerek tıraş olunabilir. İnternette bulmuş olduğum bir görselin gerçekliğini yine bilmiyorum ve burada bir sanıyorum askeri törende ağlayan kadın askerleri görüyoruz, liderlerine sarılan. Son olarak da yine o YouTube videosunda bir görsel aldım, bir video aldım daha doğrusu. Bir koreografi, 5-6 yaşındaki çocukların ne kadar iyi dans edebildiklerini organize şekilde görüyoruz. Ve hani tek tipleştirme konusunu anlatmıştık. Ona canlı videolu bir örnek olarak bunu izleyelim ve slaytı daha sonra bitirmiş olacağız. Bu arkadaki tablodaki insanlar da öğrencilermiş. Yani burası bir karton değil, burada görmüş olduğumuz bir karton değil. 15-20 bin öğrencinin tutmuş olduğu şeyler, ufak renkli kağıtlar. Bu şekilde ve kaynakçı dedim. Sunumum bitti. Umarım konuyu izah edebilmişimdir. Sürçülisan Teşekkür ederim ediyorum. Mustafa. Emeğine sağlık. Gayet güzel olmuş. Çok Teşekkür. beğendim. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim hocam. Yani güzel, hem çerçeven güzel hem de istediğim çerçeve. Özellikle benim senden odaklanmanı beklediğim mesele özellikle Juche ideolojisiydi. Ki o ideolojinin yansımaları nasıl popülist siyasete uygulanmış. Bir ara bahsetmeyeceksin diye korktum. Onu da bahsetmişim. Benim için tam anlamıyla oturmuş bir sunum olmuş. Birkaç ufak sorun belki ekleme olarak yapabileceğim şeyler var. Tabii Kuzey Kore örneği bildiğimiz anlamda bizim bildiğimiz
belki diğer popülist örneklerden bir tık farklılaşıyor. Zaten Mustafa da sunumda bahsetti. Biraz daha otoriter bir rejim, demokrasinin hani seçimli de olsa olmadığı bir rejimden bahsediyoruz. Ama ben bunu listeye koymamın sebebi özellikle o ideolojik perspektifte çok ciddi benzerliklerin olması ki hani Mustafa da zaten o kısımda bahsetti. Ciddi anlamda o popülist imgelerin belirginleştiğini görüyoruz. Tam mesela bir elitizm karşıtı yok ama onun yerine ne konuyor? İşte Mustafa bahsetti. Amerika Birleşik Devletleri hani o karşıtlık ve onun üzerinden bir sürekli işte bir dış güç imgesini şeytanlaştırılarak ya da bir tehlike unsuru haline dönüştürülmesi. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman ciddi benzerlikler içerdiğini görüyoruz. Benim merak ettiğim bir şey var sadece. Bahsettin aslında ideolojik açıdan Sovyetler ilişkisi, Çin ilişkisi. Şimdi bu bağlamda bakarsan bir ideolojik açıdan biz popülizm türlerine ayırdık. Sağ, sol ve klasik popülizm olarak. Ya da kendine nevi şahsına münhasır dediğimiz kendine özgü popülizm. Sen nereye koyabilirsin bunu? Hani hangisine daha yakın olarak nitelendirebilirsin stratejik olarak baktığında? Yani hocam dediğimiz gibi aslında nevi şahsına münhasır demek çok daha doğru ama sağ popülizme daha mı yakın olduğunu Benim kafama takılan yani senin sunumda bahsettiğin mesela bir olgu var. İdeolojik açıdan bahsediyorsun. İşte Marksizm, Leninizm bahsediyorsun ama bir şeyden daha bahsediyorsun. Orası neresiydi? En son bahsettiğin. Kore milliyetçiliğini mi diyorsunuz? Aynen öyle. Mesela buna Ben de belki biraz daha bak. Yani yazılı ödevini hazırlarken. Bu Kore milliyetçiliği, yani burada böyle küçük bir feedback vermiş olayım sana. Hani Kore milliyetçiliği ne kadar ön plana çıktı? Çünkü sol popülizmde de biz milliyetçilik var. Hani yok diyemeyiz. Latin Amerika'daki örneklerde de vardır. Ama daha farklılaşır. Mesela Bolivya'da daha etnik milliyetçilik vardır. Etnik unsurlar vurgulanır gibi. Acaba nasıl bu Kore'nin etnik unsurları mı vurgulanıyor ya da ne tip bir milliyetçilik düşünülmüş de buraya yedirilmiş? Çünkü Sovyetler'de yoktur. Yani Sovyet dediğimiz sistem içerisinde bir Rus milliyetçiliği yoktur. Hiçbir zaman olmamıştır. Hani Çin içerisinde de tartışmalar var ama bizim bildiğimiz anlamda yok. Ama Kore burada biraz ayrışıyor. Katılıyorum yani. Ciddi anlamda bir Kore milliyetçiliği oturtulmaya çalışıyor. O Juche ideolojisinin altında. Yani bu nereye daha yakınlaşıyor? Bunun üzerine biraz düşün. Belki yazılı metninde buna ilişkin biraz da böyle bir yorumlarını görmüş olurum seni. Hani Kore milliyetçiliği ne kadar etkiledi? Bunu da görelim. Çünkü bu biraz işi karıştırıyor bence. Yani tam sol popülizm de diyemiyoruz. Tam bence de. Ben de. Hani biraz daha arada kalmış, sıkışmış bir örnek gibi karşımızda duruyor bence. En bu azından o. milliyetçilik kullanmasında şöyle bir yorum yapabilirim bilgi olarak değil ama ülke yani ikiye bölündüğü için aynı etnik kökenden olan insanlar ve bundan 80-90 sene öncesine kadar aynı toprak içerisinde yaşayan insanlar şu an çok iki ayrı ülke ve gerçekten iki ayrı ülke olarak yaşadıklarından ötürü hani belki Kuzey Kore için söylüyorum bunu hani esir yurtta olan yurttaşlarını kurtarmak için hani milliyetçiliği belki böyle bir Kullanmış da situasyon olabilir yani kaynağı stratejik olarak. olarak. Aynen. Ha, bu da bir bak. Biraz daha o Kore milliyetçiliği kısmını şöyle biraz daha eklersen yazılı ödevinde tamam olur. Ama sunumunu çok beğendim. Sağ teşekkür ediyorum. Herhangi bir soru soran Mustafa'ya. Gördüğüm kadarıyla yok. Teşekkür ettim. Tekrardan emeğine sağlık. Gayet güzel bir sunum. En azından ne istediğimi anlamışsın. Bundan dolayı çok net bir şekilde onu ortaya koydu Mustafa bize. Kuzey Kore örneğiyle. Alihan sen de hazırsan sözü Mustafa'dan Alihan'a Burak'a bir Başlayayım hocam. slaytını da paylaşırız. Tamam hocam, bir dakika. Hocam ben de konu 3 başlıkta aldım. Giriş kısmında Rusya'daki ilk popülist hareketler Narondikler'le başladım. Ondan sonra onun karşısında olan halk güçlü devlet olmaz söylemi. İkinci kısımda KGB'den devlet başkanına Putin'in hayatına değindim. Üçüncü kısımda da Vladimir Putin dönemindeki popülist hareketlere baktım. Onun diğer liderlerden, popülist liderlerden ayıran özelliklere değindim. Elimden geldiği kadar onun popülist söylemlerini ele almaya çalıştım. Yüzyılda İlk Rusya'daki popülist hareketler 19. yüzyıla kadar dayanıyor. Bu aynı zamanda dünya çapında da ilk popülist hareketlerden birisi. Bu hareket Narondiklerle ile birlikte başlıyor ve günümüze kadar devam ediyor.
Diğer bir Rusya'daki popülist hareket ise güçlü devlet olma anlayışı. Bunun da kökeni Moskova Kenezliğine kadar götürülebiliyor. Moskova Kenezliği'nden günümüze kadar Rusya bölgesinde kurulmuş olan tüm devletler çatısı altında güçlü devlet olma vurgusu yapılmakta. Halktan olma Çarlık Rusya'sının döneminde dünyadaki popülist hareketlerden birisi Naroniklerle birlikte ortaya çıktı. Kelime manası olarak halk anlamında olan narod sözcüğünden türüyor. Halkın dostu, dostlar anlamına geliyor. Gerçekte halktan olmayan Rus seçkinlerinin kendilerini halkın yanında olduklarını anlatan bir sözcük olarak, bir nitelem olarak kullanıyorlar kendilerini. Bu narodların harekat yapmış oldukları harekat başarısız bir harekat olsa da 1971 yılındaki Bolşevik devriminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Aslında Narodların ideolojisinin temeli devrim ideolojisi gerçekleştirmek. Çünkü Rusya'daki halkın 1/5'ünü köylülerden oluşuyor. Ve bu devrimi onlarla birlikte gerçekleştirmeye çalışıyor. Ancak işte Narodnizm akım öncülerinin başarısız olmasının temel nedeni de devrimi halka bağlamaları oluyor. Çünkü halk genellikle Çarlık Rusya'sında Çar'a çok bağlı bir yapıya sahip. Halk 1861 yılda Çar İkinci Alexander Sefli'yi ortadan kaldırıyor ve nüfusun çoğunluğunu oluşturan köyleri serbest bırakıyor. Ancak köylülere kendi ektikleri toprağı vermek yerine fahiş fiyatlara bu toprakları satmayı tercih ediyor. Bu halkın içinde tepkilere meydana geliyor. Rus seçkinleri, Rus gençleri de Serflik gitti, Burjuvazi geldi propagandalarıyla Rus halkına inmeye çalışıyorlar. Narodnik harekatı bu şekilde başlıyor. Ancak seçkinlerin hareketleri iki nedenden ötürü başarısız oluyor. Birincisi daha demin de vurguladığım gibi Rus halkının Çar'a olan bağımlılığı. İkincisi ise yine birincisine bağlı olarak Narodnik harekatını halk tarafından polise şikayet edilmesiyle birlikte birçok öğrenci tutuklanmaya başlıyor. Bu baskı döneminde yeni stratejiler belirleme ihtiyacı doğuyor. Bu strateji arayan gruplardan en önemlisi Toprak ve Özgürlük Örgütü oluyor. Örgütün temel amacı Rus topraklarının kamulaştırıp tekrar köylü arasında paylaşımı, Rus İmparatorluğu'nun halkın isteğine bağlı olarak yerel özellik biçiminde bölünmesi ve Obişina yönetimleri kurmak istiyor. Örgüt düşüncesi yaymak için uzun vadeli ve ihtiyatlı bir yol seçiyor. Tamam, teröre başvuruyor, terör yolları uyguluyor. Ancak bu ilk başlarda çok büyük seviyelere ulaşmıyor. Sadece işte Çarlık yönetimine bir korku salma aracı olarak görüyor. Kullanabiliriz diyor. Ama ilk dönemlerde dediğimiz gibi Toprak ve Özgürlük Harekatı çok büyük terör eylemlerinde bulunmuyor. Toprak ve Özgürlük Örgütü içerisinde başarısızlık kabul edildiği zaman, çünkü Çar'ın o dönemki baskısı örgütün üyelerini kendi ulusları içerisinde bile barındırmayacak seviyeye geldikten sonra örgüt ikiye bölünüyor. Bu ikiye bölünmeden sonra örgüt daha çok terörist propagandalarına başlıyor. Bu ikiye bölünmede halkın iradesi ve kara paylaşımları grubu ortaya çıkıyor. Kara paylaşım grubu Toprak ve Özgürlük Harekatı'nın mirasını devralıyor. O daha çok ihtiyatlı bir şekilde terörist propagandalardan kaçınarak bir yol benimserken halkın iradesinin grubunun tek amacı Çar'ı öldürmek. Kara paylaşım grubu resmen ölü doğan bir grup. Çünkü halkın içerisinde zaten Toprak ve Özgürlük grubunun üyelerinde şikayet eden kendileri oldukları için halk olduğu için halkın içinde barışçı bir faaliyet yürütecek bir siyasi ortam olmadığı için ölü doğan bir grup. Ama halkın iradesi grubu o siyasal devrimi terk etti ve örgüt bir devrimci örgüt haline aldı. 1879 yılında Çar'ı öldürmeye başlamışlar. 7 tane başarısız suikast girişiminden sonra 1981 yılında amaçlarına ulaşan bir örgüt. Ancak suikast sonrasında daha başarılarını kutlamadan Çar hükümeti bütün hepsini tutuklayarak örgütü fiili olarak sona erdiriyor. Lenin bu Narodnizm harekatı için bazı cümlelerde bulunuyor. Hatta abisi Şasa da bu harekatın içerisinde. Şasa daha çok 3. Alexander'ı öldürmeye yönelik bir suikast sonucunda yakalanıp idam edilen kişi. 2. Alexander'ın 6. ölüm yıldönümünün 6. senesinde
bir şey yapıyorlar. Düzenek kuruyorlar. Bombalı bir düzenek ama başarıya ulaşamıyor. Sasha ve arkadaşları tutuklanarak idam ediliyor. Lenin bunlar için umduklarının boş çıktığını, eylemlerinin otokrasiyi daha çok güçlendirdiğini söylüyor. Bunun temel nedeni ise kitleler tarafından hareketlerinin benimsenmemiş olduğunu iddia ediyor Lenin. Rusya'da güçlü devlet anlayışı olma 13. yüzyıla kadar götürebiliriz. Moskova Körfezi, Çarlık Rusya, Sovyet Rusyası ve günümüz Rusyası'nda da değişmeyen tek vurgu güçlü devlet olma anlayışı. Her dönem askeri, sivil ve ekonomik elitler tarafından belirlenen ideal ve ilkeler topluma benimsetilmeye çalışıyor. Bu ideal ve fikirlere karşı olanlar çeşitli şekilde yaftan alarak pasifize ediliyor. Pasifize etme Rusya'daki otokratik yönetimin ve bu yönetimle şekillenen kurumsal yapı tarafından da kolaylaştırılıyor zaten. SSCB döneminde susturma yöntemleri, ondan sonra günümüz Rusya'sında da bu geçerli. Susturma yöntemleri geçerli. Daha çok Putin bunu vatan haini, dış güçlerin maşası, yerli ve milli olmayan söylemleri ya da bölücü ve yıkıcı mihraklar olarak yaftalıyor. Karşısındakileri pasifize etmeye çalışıyor. Dışlayan bir yapıya sahip. KGB'den devlet başkanlığına, burada Putin'in daha çok hayatı 7 Ekim 1952'de Leningrad'da dünyaya geliyor. Annesi işçi, babası deniz filosunda çalışan bir görevli. Soğuk Savaş'ın sert, çetin yıllarında doğduğu için kavgacı ve huysuz bir yapıya sahip Putin. 16 ülkedeki çetelerin de varlığından dolayı samba ve judo dersleri alıyor. Judo'da Ulusal Gençlik Şampiyonası'nda üçüncülüğü var. 16 yaşında KGB'ye nasıl katılacağını KGB yetkililerinden öğrenerek hayatını o şekilde yönlendiriyor. Önce uluslararası hukuk okuyor. Ardından ekonomi alanında yüksek lisans yapıyor. Ve askerlik hizmetini tamamladıktan sonra KGB'ye katılıyor. Ancak KGB'de de ister umduğu gibi gitmiyor. Çünkü Lenin diyorum, Putin hızlı bir yükseliş istiyor. Ancak bu KGB'de de gerçekleşmediği için Almanca öğrenerek kendini Almanya'ya atıyor. Buradaki kariyeri de uzun sürmüyor diyebiliriz. Çünkü Doğu Almanya'nın hızlı bir şekilde çökmesiyle birlikte oradaki KGB binası çeteler tarafından sarılıyor. Hatta burada bir şey var. Putin'i Putin yapan özellikler arasında şey olarak geçiyor. Putin burada bir çetelere esir düşme durumu var. Tam düşmüyor da çeteler tarafından KGB istihbarat binası sarılıyor. Kızıl Ordu'dan yardım istiyor ama Kızıl Ordu yardım göndermiyor. Lenin diyorum. Putin, ağzıma Lenin alıştı. Putin burada Mihail Gorbaçov'u buluyor, suçlu buluyor. Çünkü Mihail Gorbaçov muhaliflere karşı hızlı ve kararlı bir direnç gösterememesi, hızlı ve kararlı bir cevap verememesi yüzünden Kızıl Ordu Putingil'i kurtarmaya gidememesi, muhalefet karşısında hızlı ve hızlı karar almanın ne kadar önemli olduğunu o günden anladığı bir şey olarak söylüyor, düşünce olarak anlatıyor bu dönemi. Doğu Almanya'dan döndükten sonra Lenin 1981'inde SSCB'nin dağılmasıyla birlikte Putin KGB'den istifa ediyor. İstifa sonrasında Leningrad Belediyesi'nde göreve başlıyor. Daha sonra bu görevde 100 bin dolarlık petrol ve meteor karşılığında gıda temin etmeye çalışıyor. Ancak bunun içinde işte bazı davalar geçiriyor. Bu petrol ve metalin çetelere verildiğine dair bir dava geçiriyor. Ancak bu dava kısa zamanda düşüyor. Devlet içerisinde çeşitli görevlerde bulunuyor. 97-98 yıllarında Başbakanlık Yönetimi Ana Kontrol Departmanı'nda çalışıyor. 98'de Bölge İşler Daireleri Başkanı'nda çalışıyor. En son olarak Ağustos 1999'da Boris Yeltsin'in tarafından başkan olarak teklif edilerek Boris Yeltsin istifası sonrasında başbakanlık görevinin süreci başlıyor. 2000-2008 yılları arasında Cumhurbaşkanı oluyor, 2012 seçimlerini kazanıyor. 2018 yılında tekrar seçimleri kazanıyor. 2014 yılında da kanunda yaptığı bir değişiklik sonucunda tekrar seçilmesi halinde 2036'ya kadar Cumhurbaşkanlığı görevini yürütebilecek bir düzen koruyor kendine. Putin ilk Popülist harekatı 23 yıl önce tekrar Rusya'yı büyük bir devlet sözleri yapma sözü vererek iktidara geliyor. Halkın adamı olan bir imajı vermek için de tanınmazlığını kullanıyor Putin. Rusya'yı tekrar büyük devlet etme sözü,
Çeçen teröristlerine karşı güçlü savaşçı bir lider, Rus oligarkların hukuk tanımazlığına karşı adaleti savunan bir lider imajı verilerek Putin'e seçimlere giriyor ve 2000 yılında Rusya'nın yeni devlet başkanı oluyor. İlk başkanlık döneminde Putin sözlerinin hepsinde, genelin hepsinde duruyor. Oligark ve medya patronlarının bazılarını hapse atıyor ya da sürgüne gönderiyor. Sürgün ayrıca iktidar olduğu dönemde petrol ve doğalgaz fiyatlarında bir artış yaşanıyor. Bu artışın Rus ekonomisinde hissedilmesiyle birlikte Putin gerçekten de sarsılmaz bir şekilde halkın adamı oluyor. Tekrar 12 yıl sonraki seçimlerde tekrar halkıyla bağlantı kurabilmek için Putin Rusya'daki bazı Batı provokatörlerini, uluslararası siyasi düşmanları ve ekonomik elitleri hedef alıyor. Hedef alan söylemler içerisine giriyor. Kendisini de Batı egemenliğindeki kurumsal düzenin ana rakibi olarak konumlandırıyor. Rusya'da yeni işte Rus ahlakını muhafazakar ve Ortodoks Hristiyanlık olarak tanımlanan geleneksel değerleri son kalesi olarak bir anlayış savunuyor. Rus vatanseverliğini canlandırıyor ve Batı yandaşlarını cezalandırmak için bir takım yasalar çıkartıyor. Ancak Putin popülizmin her çeşidini kullanmıyor. Bu yüzden Putin'in popülist liderler arasında kendine tipik bir popülist lider özelliği var. Bunlara birkaç örnek yazdım. Örneğin Avrupa'daki sağ popülistlerin göçmen karşıtlığı, İslamofobi ve etnomilliyetçilik gibi tutumlarından kaçınıyor. Putin bunun yerine daha çok farklı etnik yapının ulusal bir güç olduğunu savunuyor. Bu tutumunda 2012 yılında bir değişikliğe gidiyor. Çünkü Putin kamuoyunda yaptırdığı bir araştırmada Rusya'da yaygın bir yabancı düşmanlığı olduğunu görüyor ve etnomilliyetçi politikalar izliyor. Ancak bu izlediği politikalar da kısa sürüyor. Çünkü 2014 yılında kendisi Rusya'nın Kırım'ı ilhak veya işgal etmesi var. Kırım ilhakı ve işgalinden sonra Putin dini ve ırksal söylemleri bir kenara bırakıp bu sefer Ukrayna'ya hedef alıyor. Rus diasporasına karşı ayrımcılık la suçladı. Ülke içerisinde kısal ve etnik birleşimleri teşvik etti. Teşvik edecek politikalar izliyor. Diğer bir farkı ise Donald Trump gibi devletin temel kurumlarını ona boyun eğmeyen de kurumları lağv etmek yerine onları güçlendirerek seçilmiş cumhurbaşkanına boyun eğmesini sağlamaya çalışıyorlar. Çalışıyor Putin. Diğer bir farkı ise davalık olduğu siyasi düşmanlarıyla dava süreciyle ilgili kesinlikle yorum yapmıyor. Yasal prosedür izliyormuş gibi davranıyor. Ancak düşmanlarını yok etmek için de mahkemelerdeki nüfuzunu kullanmaktan çekinmeyen bir lider Putin. Anayasada kolay kolay değişiklik yapmıyor Putin. Çünkü Rus anayasasının Putin'e verdiği güç tam da istediği şekilde. Bunun örneği şu şekilde. 2014 yılında anayasada hiçbir değişiklik yapmadan valilik seçimlerini kaldırıp 89 valinin atamasını kendisi gerçekleştirdi. Bu 89 valinin ataması da tabii ki de Vladimir Putin'in istediklerini yapan kişilerden seçtiği 89 valilerden oluştu. En son farkındalık ise, son olarak vereceğimiz farklılık ise Putin diğer popülist liderlerden farklı olarak hitabet yönünün zayıf olması. Bu yüzden Putin popülizmi kullanırken kurumlar ve basınlar aracıyla yapmaya çalışmakta. Rus medyasında ve kurumlar popülizm üretirken Putin daha çok Rus halkının iyiliği için çalışan, terleyen ve yorulan bir lider olarak gözüküyor. Bu gibi nedenlerden dolayı Putin popülist liderler arasında tipik bir popülist olarak görülmekte. Birçok popülist lider gibi kendisi de çıplak erkeksi fotoğrafları kullanıyor. Şu kaplanlı fotoğrafı ben bir şey olarak demiştim. Hani bu fotomontaj olarak değerlendirmiştim ama gerçekmiş. Hatta kaplanın ismi de Kaju mu? Kaju öyle bir şey. Çin'e kışı geçirmesi için Çin'e göndermiş kaplanını. Öyle bir lider. Sık sık kaba dil söylemlerini gündeme geliyor. Sık sık kullanıyor. İlk söylemini 1999'da gerçekleştiriyor. Bir terör saldırısı sonucunda. Onları tuvalette yakalarız, barakada yok ederiz diyor. 2002 yılında bir gazetecinin sorusuna sünnet teklif ederek cevap veriyor. Ve 2003 yılında da en sert, en kabası bu herhalde. Oligarkları hedef alarak yasalara her zaman itaat etmelisiniz. Sadece bir yerlerinize gelenek değil diyerek kaba söylemlerine de devam eden bir lider. Putin Rusya'da karşı karşıya olan hani tarih süreçte baktığımız halktan olma ve güçlü devlet anlayışı
olan iki popülist yaklaşımı da iktidar süreci boyunca kullandı. Putin'in devletçi popülist anlayışında tekrar toprakları tekrar birleştiren bir lider ve egemen demokrasi üzerine inşa etmeye çalışmış. Egemen demokrasi anlayışıyla iç politikadaki hasımlarını bertaraf ediyor. Rus devlet yönetimini tesis ediyor. Milli elitlerin yetişmesinin önünü açmaya çalışıyor. Ve dışarıdan iç politika yönelik tüm müdahaleleri engellemeye çalışıyor. Putin'in danışmanı Sırkov tarafından 3. yol, 3. Roma vurgusu yapılarak Rusya'da tekrar devletçi popülizmi diriltmeye çalışıyorlar. Egemen demokrasi ve 3. yol söylemlerinin tekrar gündeme gelmesi de devletçi popülizmi meşrulaştırmaya çalışan bir makale aslında bu. Rus kamuoyunda Putin'i dünya elitlerine karşı savaşan, Rus halkının onur hissini kazanmaya çalışan bir lider imajı veriliyor. Gundo Putin'in devlet popülizminin dört temel ayağı oturtuyor. Birincisi en sade vatandaşın dilinden konuşan, halkın birliğini savunan lider. İkincisi imparatorluk vurgusu, her Rus'un içinde yatan büyük devlet olma ilkesi. Üçüncüsü devlet paternalizmi savunucusu. Dördüncüsü ise halk ile devletin beraber olduğu. Putin'in Rusya, Rusya'nın Putin olması fikri. Bu fikrin 2018 yılındaki örneği çok güzel hocam. Birleşik Rusya Partisi ve Birleşik Cephesi Harekatı liderliğinden Putin bağımsız bir şekilde onlardan istifa ederek adeta entelektüellerin, sanatçıların, iş dünyasının yani toplumdaki her kesimin adayı olarak katılıyor ve kazanıyor. Bu şekilde halkın adayı olma ve devletçi popülizmi üst seviyeye taşımaya çalışıyor. 2018, 2012, 2018 yılları arasındaki popülist propagandası da daha çok dış politika üzerine oturtulmuş bir propaganda. 2014 Kırım'ın işgali, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplar, Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki grupları desteklemesi, Rus halkına devlet çıkarlarını koruyan bir lider olarak medyada yansıtılıyor. Batılı güçlerin yaptırımlarına boyun eğmeyen, ekonomik krizlere teslim olmayan, büyük Rusya devletini koruyan Vladimir Putin olarak lanse ediliyor. En son olarak ekleyebileceğimiz de Putin'in popülizmi arttıran en önemli örnek Rus tarihindeki önemli isimlerle kurduğu bağlantı. Ortodoks olmasıyla bilinen Ivan, Moskova Kenezliğini Tatar ve Moğollardan kurtaran korkunç 4. Ivan, Rus topraklarını genişleten 2. Katarina, Kırım'ı Rusya'ya kazandıran ve 2. Dünya Savaşı'nı kazanan Stalin gibi tarihin önemli isimleriyle Putin özdeşleştirilmekte. Bu kişiler gibi o da Batı yanlısı olmayan nativist bir anlayışa sahiptir. Bu kadar hocam anlatacaklarım. Teşekkür ediyorum Ali Han, emeğine sağlık. Teşekkür Temel çerçeveyi sen de anlamışsın dolayı ikinize de hem Mustafa hem sana. Teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Birkaç soracağım husus var. Buyurun. Ekleyeceğim husus var. Sen hani aslında Mustafa'ya soracağım soruyu sana da aynı şekilde sormak isterim. Ki bazı temel özelliklerden bahsetmişsin ki onlar önemli. İşte Putin'in kullandığı dilden tutun da işte erkeklik figürü falan. Ve Evet. onlar gayet yerli yerindeydi. Merak ettiğim husus, özellikle düşündüğünde sen nasıl bir popülizm türü içerisinde sokabiliyorsun Putin'i? Yani kendine özgü bir popülizm türü mü yoksa sağ ya da sol popülizm içerisinde barındırabileceğim bir örnek var mı? Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Hocam okuduğum bir değerlendirdiğim makalede Putin'i kendine özgü bir popülist lider olarak ele almıştı. Çünkü o örneklerde verdiğim gibi de popülist liderlerden çok farklı hareketleri var. Ama aynı zamanda popülist liderlerin gösterdiği hareketleri de sergilemesi kafa karışıklığına neden olmuş. Hatta koca bir başlık atılmış. Putin popülist mi? Yani popülist bir lider mi olarak değerlendirilmiş ama ben kendine münhasır bir Evet. popülist lider olduğunu düşünüyorum. Aynen. Çünkü bu son dönemlerde çok tartışılıyor. Bu konuda hem literatürde tartışma var. Putin'in popülizm türü içerisinde alınıp alınmayacak ki aynı tartışma Trump için de yapılmıştı. Artık herkes Trump'ı en azından Trumpizm adı altında kendine özgü bir popülizm türü içerisinde koyuyor ki zaman zaman yine gördüm Putinizm tartışmaları da var. Ki Putin de benzer şekilde kendine özgü bir popülizm türü inşa etmiş gözüküyor. Yani bunu da Evet. sunumda Ali Han zaten bize gayet bir şekilde anlattı. İkinci husus, kısa bahsetmiştim belki aynı Mustafa gibi sen de ona biraz değinebilirsin. Rus milliyetçiliği.
Sen bunu nasıl mesela 2012'den sonra kamuoyu araştırmasından sonra arttığını söylüyorsun. Mesela nasıl gözlemledin? Mesela şunu söyleyeyim. Son savaş düşündüğümüzde Ukrayna'yla bunu mesela gözlemleyebildin mi? Ne dersin bunlara? Hocam birkaç tane Rus arkadaşım var benim. Ben bu konuyu onlarla da konuştum, konuşmaya çalıştım. Aslında Putin'e çok karşılar konuştuğum kişiler. Hatta Rus milliyetçiliğini de böyle yansıtan tavırları da yok. Ukrayna Savaşı'na çok karşılar. Genel olarak karşı olarak değerlendiriyorlar. Ama Rusya'da öyle bir kitle varmış ki, hani onlardan bağımsız öyle bir kitle varmış ki, Putin'in yaptığının her şeyin doğru olduğunu kabul eden, Ukrayna'daki o işte Donbas bölgesinin tarihi açıdan kendilerine Rus topraklarına bağlı olduğunu savunan, o bölgelerin kesinlikle Rus toprağına Rusya'ya katılması gerektiğini ileri süren çok sayıda kişiler olduğunu iddia ettiler. Yani bu milliyetçilik bizde ilk başlarda ilk zamanlarda yoktu diyor. Çünkü bizim çok uluslu bir yapıyız biz diyor. Evet, Yani kesinlikle. çok uluslu bir yapı olduğumuz için zaten ilk başlarda onlar da aynısını söylediler. Putin'in de bu şekilde söylemleri yoktu dediler. Sadece bir dönem ne olduysa Rusya içerisinde bir milliyetçilik yükselimi oldu. Bu aslında biraz da bana kalırsa NATO ve NATO'nun genişlemesinden sonra işte Rusya'nın bu tehdit algısı ve politikayı değişmesi. Çünkü mesela Suriye'ye girdiğiniz zaman siz bunu çok rahatlıkla dış politikada savunabilirsiniz. Çünkü niye Suriye'de işte IŞİD var ya da radikal İslamcı örgütler var ve biz bunlar Rusya'da eylem yapıyor, biz bunu önlemek isteriz vesaire. Ama Rusya-Ukrayna savaşına bakarsanız ırk olarak Slav ırkı her ikisi de. Ve Rusya'nın ilk defa kendi ırkından bir başka devletle savaşını görüyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli. Ve burada da bunu hani ne denir bir şekilde lejitime etmek yani meşrulaştırmamız gerekiyor. İşte burada bana kalırsa milliyetçilik çok belirgin oluyor. Yani Putin'in çok meşhur konuşması savaş esnasında işte eskiye dönmek. Hatta o eskiye dönmek Sovyetler dediği Rus çağrı. Ki başta bahsetmiştin Çarlık sürecini. Rus Çarlığına dönmek. Yani tipik bir o Rus milliyetçiliğini hatırlatmaya çalışmak gittilerdi ki o konuda ben de katılıyorum. Kitleler katılıyor, hatırlıyor. Yani Rusya ile ilgili yapılan bir tartışma da şudur. İşte seçimler yok. Demokratik. Aslında seçimler var. Evet demokratik seçimler değil ama belki işte Putin'in partisi %70, %80 alıyor. Demokratik bir bana kalırsa seçim olsa Putin'in yine ben oyunun %50'nin aşağısına düşeceğini düşünenlerden değilim. Çünkü çok ciddi bir halk desteği var. Ben de düşünemedim. Hatta en Çok son ciddi bir halk şeyler. desteği var. Evet hocam. Hatta bu şey Kiev'dekileri Ukrayna'ya şu şekilde cephe alıyor diyor. İşte Kiev'deki elitler diyor. Elit yönetimdekiler diyor. Onlar bir ABD kolonisi diyor. Sırf savaş çıkartmak için, çatışma çıkartmak için AB ve NATO'ya üye olmaya çalışıyorlar diyor. Sırf bunu istiyorlar. Bu yüzden yapıyorlar diyor. Aynen yani bu burada çok belirgin bana kalırsa da dolayısıyla bu örnek içerisinde o halk desteğini de bariz görüyoruz. Ali Han'a emeğine sağlık. Güzel olmuş. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Söylediklerimi düşünürse zaten yazılı metninde. Başka herhangi bir sorusu olan yok ise arkadaşlar. Hem Mustafa hem Ali Han'a ikinize de teşekkür ediyorum. Derslere katılıyorsunuz zaten o yüzden o sayede de ne istediğimi net bir şekilde anlamışsınız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Bir sorusu olan var mı? Sorun. Yok hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür Düşüncelerinizi. ederim. Dediğim gibi ikinize de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Güzel çerçeveye oturtmuşsunuz. Bu dersi de kaydını gibi YouTube'a koyarız. Diğer arkadaşlar da örnek en azından teşkil etmiş olsun. İkinize de emeğinize sağlık. Bundan sonraki haftalar arkadaşlar gelecek hafta da ben Türkiye dışında olacağım için bir ziyaret sebebiyle görevlendirmem var. Dolayısıyla biz dersimize 2 hafta sonra yani 3 Mayıs olması lazım. Evet, 3 Mayıs Çarşamba günü devam edeceğiz aynı ders saatimizde. O gün sunum yapacak olan arkadaşlarla birlikte süreceğiz. Yani gelecek hafta dersimiz yok arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Tekrar yazmış olalım. Dolayısıyla inşallah bir aksilik olmazsa 2 hafta sonra sizlerle görüşüyor olacağız. 3 Mayıs Çarşamba günü. Tekrardan evinize sağlık çocuklar. Kendinize iyi bakın. 2 hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz hocam, iyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler.